Şimdiki videomuzda baştan bir önceki videomuzda Photoshop veya Fireworks'te tasarım işlemleri, bunu Dreamweaver'a aktarma, Dreamweaver'da bir template haline getirme konularını görmüştük. Şimdiki videomuzda ise üye kaydı ve kullanıcı girişi örneklerini yapacağız. Gördüğünüz gibi şablonumuz hazır. Bir önceki videomuzda bunları yapmıştık. Ve şimdi bu şablonumuza bağlı olarak üye ol ve kullanıcı girişi sayfalarını hazırlayacağım. Şu sol tarafa bunlarla ilgili linklerimi hazırlıyorum sol kısımda. Şuraya ana sayfa diyelim. Ana sayfa. Üye ol. Tabii ki siz bu linkleri daha güzel bir şekilde butonlu halde yapın. Evet, butonlu güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şu içerikte nerede gözükecek? Şu editable region, değiştirilebilir alan bölümü de ne yapacak? İçeriğe göre değişecek. Evet, bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra şablonumu kapatıyorum. Şimdi şablona bağlı olarak öncelikle new dedikten sonra, bakın sıfırdan boş bir sayfa değil. Template'e bağlı olarak, daha önce hazırladığım şablona bağlı olarak ne hazırlıyorum? Sayfalarımı hazırlıyorum. Öncelikle bu sayfamıza, ana sayfamız olsun bu. index.php diyelim. Ve şu editable region, edit region yazan yerde ne yazsın? Ana sayfa yazsın ki sayfaları görelim. Kaydedelim bunu. Sonra yine new diyorum. Bir şablondan bir sayfa daha türetiyorum. Bu sayfama kayıt ol nokta php diyelim. Bir tane de ne var? Bir şablondan yine bir tane daha sayfa üretelim. Ve bu sayfamıza da kaydedip giriş nokta kullanıcı giriş için yapacağım sayfa. Evet, 3 tane sayfam hazır. Daha lazım oldukça sayfalar ekleyeceğim. Öncelikle index.php sayfam benim ana sayfam. İşte burada bir haber bandı olabilir. Sitenizle ilgili reklam olabilir. Yazılar olabilir. Onları buraya ne yaparsınız? Koyarsınız. Şimdi bunu kaydedelim. Kaydettik. Biz normalde profil işlemlerinde üye kayıtlarımızı ne yapmayız? Kimseye göstermeyiz değil mi? Ama ben örnek olsun diye üye kayıtlarını şu ana sayfamda ne yapacağım? Göstereceğim ilerleyen zamanda. Şimdi bize lazım olan kayıt ol sayfası. Kayıt ol sayfasında benim veri tabanındaki bilgileri ne yapacağım ben? Veri tabanındaki da hazırladığım alanlara form hazırlayacağım burada. Editable region içerisine hazırlayacağım değil mi bunu? Buraya üye kaydı için bir form hazırlamam gerekiyor. Form hazırlamak için öncelikle burayı ne açmak lazım bir tane? Form açmak lazım. Evet, formumuzu açtık ve bu formumuzun ismi form 1 diye geçiyor değil mi? Biz bu form 1 demeyelim buna. Bu formda ne yapıyoruz biz? Kayıt yapıyoruz, doğru mu? Bu formun ismini ne olarak verdim ben? Kayıt olarak verdim. Şimdi bunun içerisinde neler olacak? Kullanıcıdan neler alacağım onu yazalım. Adı, soyadını alacağım. Ve karşısına ne koyuyorum bir tane? Ve buna ne diyelim biz? Düzgün ismi olsun. Ad, soyad. Küçük harflerle yazalım. Bu kutunun adı neymiş? Ad, soyad kutusu. Okey diyoruz. Evet, enter diyerek devam ediyorum. Başka ne alacağız kullanıcıdan? Kullanıcı adını alacağız. Ya da kullanıcı adı diyelim. Karşısına yine ne koyuyorum bir tane? Text box koyuyorum ve bunları da cool desem anlar mıyız? Evet. Anlarız. Bu kutunun adı da cool oldu. Şifre. Şifresini alacağız. E-posta anladık. Alacağız, onları da yazacağım. Buna niye büyük yazıyı ben küçültüyorum? Şifre diyelim. Bir tane daha şifre tekrar. Şifreyi tekrar girmesini isteyeceğim burada. Değil mi? Doğru girip girmemediğini belirlemek için. Evet, buraya da bir kutu. Evet, doğru diyorsun. Onları düzeltelim hemen. Buna şifre tekrar diyelim değil mi? Verdiğim isimler hep böyle anlamlı, dikkat ederseniz. Arkadaşınız diyor ki şifrelerin
tipini şuradan ne yapalım? Password. Password haline getirelim. Evet, kaydettim sayfamı. Sonra ne alacağız? E-postasını alacağız kullanıcının. Yine ne yapıyorum? Buraya bir tane kutu koyuyorum. Buna da e-mail diyelim. Kutunun ismine. Sonra başka alacağımız bir şey, telefon numarasını alalım. Adres de olur. Şimdi bu hazırladığınız forma göre de ne yapmak lazım? Veri tabanı hazırlamak lazım. Değil mi? Telefon diyelim. Karşısına yine tel diyelim. Bir kutu koyduk. Ve en son olarak adresini alalım. Adresinin karşısına da yine bir tane koyuyorum. Kutu. Buna da adres bilgileri diyelim. Ve bunu tek satır, adres bilgilerini tek satırdan ne yapıyorum? Multiline. Çoklu satır haline getiriyorum. Ve en sonunda da bu bütün kutulara girilen verilerin gönderilebilmesi için buraya ne koyacağım bir tane? Buton koyacağım. Butonumuz submit yazıyor üstünde. Ne diyelim buna? Kaydet. Tasarımım biraz bozuldu. Dikkat ettiğiniz gibi. Şunları arka plan resmi haline getirseydik gençler, aşağıya uzayıp gitse bile arka plan kendini tekrar edeceği için ne yapmayacaktı? Şurada boşluk olmayacaktı. Sayfayı, şunları niye arka plan haline getirin dediğimi anlıyor musunuz şimdi? Tabii bozulmayacaktı. Yani siz şuradaki şu parçayı arka plan resmi haline getirmediniz. Getirmediğiniz için ne yapmıyor resim? Tekrar etmiyor. Tekrar etmiş olsa şurası ne yapacak? Dolu gözükecek. İsterseniz hemen gidelim şeye. Şablonumuza gidelim. Bakın şu parça kod kısmına gidiyorum. R2C1 değil mi? Ne olarak seçeceğim? Background. Şu Brawl Standard R2C1'i ne yapıyorum? Seçiyorum. Arka plan resmi haline getirdim. Resmi de ne yapıyorum buradan artık? Kaldırabilirim. Yalnız şurada bir çapak kaldı. Evet. Ve kaydettiğinizde şimdi bu template'e bağlı olarak çalışan 3 tane sayfa var. Giriş, indeks ve kayıt ol. İşte template'in faydası. Template'te bir tane değişik yapıyorsunuz. Diğer bütün buna bağlı olan sayfalar aynı anda otomatik olarak ne olmuş oluyor? Facebook da böyle değil mi? Aynen böyle. Evet. Evet, hepsi aynı anda güncellenmiş oluyor. Yoksa baş olur mu? Herkesin profilini tek tek ne yapamazsınız? Güncelleyemezsiniz. Şimdi tekrar sayfamıza dönüyorum. Ne oldu? Tekrar etti sayfayı. Yalnız şu kesme işlemini düzgün yapmadığım için bakın normalde şu kesmeyi biraz daha alttan yapmam lazım değil mi? Bakın ne oldu? Tekrar etti resim ama nereden beri tekrar etmeye başladı? Ya tam böyle biraz kıvrım oldu değil mi? O yüzden düz o gelmedi aşağıya. Ama mantığı anladınız değil mi? Evet. Olsun. Tekrar yani biz arka plan resmi niye getireceğiz? Bunu anlamış oldunuz. Ya şu parçaları tam şuradan düzleşmeye başladığı yerden kesmemiz gerekiyordu. Evet. Bunu da yaptık. Üye kaydımız tamam. Yalnız ben şu bağlantılarımın hepsini kaldırmak istiyorum. Bir daha yapacağım çünkü. Evet, bütün bağlantılarım silinmiş durumda. Hatta ben MyAdmin'e gidip tekrar ne oluşturuyorum bir tane? Veri tabanı. Evet, yeni bir veri tabanı oluşturalım. Veri tabanımızın adı profil alt-tire islemleri olsun. Güzel isimler verelim ki İleride unutmayalım, karışmasın. Bazı arkadaşlarımız sürekli aynı isimleri vermiş, sonra çakışıyor değil mi? Birbirine giriyor. Düzgün isimler vermek lazım. Tablomuzun ismine de ne diyelim? Üyeler diyelim. Alan sayısını 6 diyelim. Git diyelim.
Ekleriz, sorun değil. Şuradan ne yapalım? 5 tane daha ekle diyelim. Evet, şimdi oldu. İlk kaydımız tabii ki ID. Veri türü integer. Ve şu sağ taraftan, evet, bazı arkadaşlarımız konuşuyor, konuşmasınlar. Primary olarak belirleyip şurayı ne seçtik? Yani bunu böyle yaparak ID'nin otomatik olarak artacağını ve anahtar alan olduğunu belirlemiş olduk. İkinci kısmımız ad, soyad bölümü. Burada Türkçe karakter kullanamıyorum. Demin bir arkadaşın sordu, hocam bu varchar'ı burada belirliyorsunuz ama bu 20 karakter sınırlamasını kullanıcı görebilir mi? Göremez. Sadece veri tabanı hata yapar burada. Devam edelim. Ad, soyad. Ben gideyim formuma. Alacağım şeyler burada belli. Ne var? Ad, soyad, kullanıcı adı, şifre. Şifre tekrar almama gerek yok. Orası zaten doğru girip girmediğini belirlemek için. Şuna ne diyelim? Kullanıcı alt tire adı. Yine bunu varchar diyerek 20 ile sınırlandıralım. Şifremiz, şifre. Yine burayı varchar ile sınırlandıralım. Başka ne, neyimiz var? Telefon. Hayır, numerik diye seçelim ki. İşte matematik işlemi sokmayacağız ki biz telefon numarasını. Sokacaksan numerik yaparsın. Ama telefon numarasını sadece saklayacağız. O yüzden telefon var. E-posta var. Varchar diyelim. Ve bir de ne, adres mi var? Adres. Yalnız bu bunun varchar'ını biraz yüksek tutalım. 100 karakter yapalım. Profil resmini de ekleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Şimdi kullanıcıdan profil resmini, ama ilk kayıt olurken almayacağım bunu. Üye resmini. Üye resmini ne yaparım ben? Daha sonraki aşamalarda, hani profiline giriş yaptıktan sonra güncellemesini sağlarım. Şimdilik bunlar yeterli. İlerleyen zamanlarda buna kayıt tarihi, profil resmi, bu veri tabanına daha çok bilgi gelecek. Neler gelecek? İşte kullanıcıdan profil resmi alacağız. İşte kullanıcının kendi resimlerini eklemesini sağlayacağız. İşte kayıt tarihini alacağız. Bazı bilgiler eklemeye devam edeceğiz. Evet, kaydet diyelim. Şimdilik veri tabanım hazır mı? Hazır. Hemen şuradan veri tabanıma geliyorum. Ve ne yapıyorum? Dışarı aktar diyerek şu... Yalnız olmadı. Çıkış yapıp dışarı doğru ana sayfasına geleyim. Ve veri tabanımızı seçmeden dışarı aktar diyorum. Ve şuradan veri tabanımı seçiyorum. Neydi adı? Evet, profil işlemleri diyorum. Ve ne var çıkartıyorum bunu buradan? Çünkü evde çalışmaya devam edeceğim değil mi bu veri tabanında? Eğer gezip gençler daha farklı bir format. Biz genelde her format RAR'lı olarak çıkartıyoruz ki her hepinizin bilgisayarında WinRAR mevcuttur değil mi? Bunu isim de şuradan kendimiz ismini de verebiliriz. Git diyelim. Ve bunu ne yapalım? Şunun üzerine yazsın mı? Yazsın. Evet. Çıkarttım ve veri tabanımı artık ne yapabilirim? Kapatabilirim. Şimdi ne yapacağım? Veri tabanının bağlantısını yapacağım. Nasıl yapıyorum? Database'ten MySQL Connection. Bağlantıma isim verelim. Server'ımızın ismi localhost. Kullanıcımız root. İlerleyen safhalarda bunlar değişecek tabii ki. Veri tabanımızı seçiyoruz. Profil işlemleri. Test ediyoruz. Test onaylandı. Okey diyoruz. Evet. Veri tabanımızla bağlantı kuruldu. Şimdi hemen yan tarafa bindings bölümüne geçiyorum. Yalnız şurada Document Type HTML demiş. Görüyorsunuz değil mi? Böyle bir durumla karşılaşırsanız gençler, bütün sayfalarınızı şuradan Close All deyin. Bakın site tanımlamasında bir sorun var değil mi? Şuradan Manage Test diyelim. Edit diyelim. Ve yeni, o yüzden sıkıntı yapıyor. Şu site tanımlamamızı düzeltelim. Nereye kaydediyor bunu? Evet. Kaydet diyelim. Test URL. Next. Evet. Sayfalarım şimdi geldi.
Şimdi burada hangi sayfadayız? Kayıt olu. Bir daha açtığımda yukarısı otomatik olarak ne oldu bakın? Düzeldi. Yani böyle bir sıkıntıda karşılaşırsanız ne yapacaksınız? Sayfayı kapatıp bir daha açın. Veri tabanı bağlantım yapılmıştı. Tablolarım gelmiş mi ona bakayım. Evet, üyeler tablosu. Evet, alanlarım da gördüğünüz gibi hazır. ID gördüğünüz gibi yanın üzerine anahtar kelimesi var. Ki anahtar alan. Bindings'e gelip şimdi sırada ne var? Bir rekor set oluşturmamı istiyor. Ve bu rekor setimin ismini ben ne diyorum buradan? Kayıt olma diyelim. Ve connection'dan neyi seçiyorum? Bağlantımın adını. Evet, burada yapacağım başka bir işlem yok. Okey diyorum. Evet, kayıt olma rekor seti ne olmuş oldu? Oluşturulmuş oldu. Tamam. Şimdi ise sayfamı kaydede kayda gidiyorum. Şurada bir form hazırlamıştım değil mi ben? Şu formumu data bölümüne gelerek kendim hazırladım. Wizard'dan hazırlamadım. Dikkat ettiniz mi? İsterseniz formu kendiniz hazırlayıp insert record kısmından kendiniz bağlayabilirsiniz. Ve size tavsiyem şunu, bunu yapın. Yani Wizard'dan yapmayın. Evet, insert record'a tıklıyorum. Peki hangi formu, formun ismi neydi? Kayıttı değil mi? Geldi değil mi bu? Connection'a geliyorum. Bağlantı. Şimdi geldik sırayla bunları bağlamaya. Şimdi her kutuyu, şurada hazırladığım her kutuyu sırayla ne yapacağım? Veri tabanındaki alanlarıma bağlayacağım. Aynı isimleri verirseniz program otomatik olarak buluyor. Kendi kendine bağlıyor. Şimdi bakalım. ID. ID ile ID'yi bağlamama gerek var mı bu kutularıma? Yok, çünkü ID otomatik artıyor zaten. Kullanıcıdan almıyorum onu. Ad soyad alanı. Bakın kendisi otomatik eşleşti zaten. Gördünüz mü? Bu formdaki ad soyad ismini vermiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Veri tabanımla ne yaptı? Eşleşti. Buraya veri olarak ne girilecek? Text girilecek. Kullanıcı adına geliyorum. Nereye bağladım? Kula bağlıyorum. Şifre alanını, zaten eğer kendi ismini, aynı isim verirseniz kendisi formdan gidiyor, onu kendisi buluyor. Aynı isimleri verebilirsiniz burada. Şifre. Telefonu seçiyorum. Tel. E-postayı seçiyorum. E-mail. Adresi seçiyorum. Adres bilgileri. Evet, burada kayıt tarihi olsaydı biz onu ne yapıyorduk buradan? Date yapıyorduk. Onu ilerleyen, bu örneğin ilerleyen safhalarında devam göreceğiz. Peki diyor ki, kayıt işlemi yapıldıktan sonra hangi sayfaya gideyim? Girişe yönlendir diye bir sayfa yapıyorduk biz, hatırladınız mı? Evet. Ya, kaydınız yapıldı. Yazayım ben buraya, şu anda böyle bir sayfam yok. Girişe alt tire yönlendir nokta php'ye git. Yani direkt giriş sayfasına gitmeden önce girişi yönlendir sayfasına yollayacağım. Girişi yönlendir sayfası ne yapacak bunu? 5 saniye sonra falan otomatik olarak giriş sayfasına gidecek. Evet. Evet. Şu anda insert record'um hazır. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi işlem yapıldı. Veri tabanına kayıt işlemim, üye kaydı işlemim yapılmış oldu. Üye kaydı bu kadar. İsterseniz şu girişe yönlendir sayfasını oluşturalım. Oluşturmak çok kolay. New'dan şablonumu açıyorum değil mi? Create diyorum. Hemen kaydediyorum ve ismini, aynı ismi verelim değil mi? Girişe alt tire yönlendir nokta php. Evet. Bu sayfam da hazırlanmış oldu. Şimdi bu sayfamda şurada ne yazacak? Kaydınız alınmıştır. Tarayıcınız otomatik olarak yönlendirmiyorsa tıklayınız diyelim ve şu tıklayınıza
link verelim. Nereye gidecek bu gençler? Girişe gidecek. Yani biz giriş yapmasını istiyoruz. Evet, şu şekilde bir uyarı verdik. Otomatik olarak yönlendirmesi için gençler, bakın burada gördüğünüz gibi hiçbir yere müdahale etme şansı vermiyor. Bunları daha sonra göstereceğim nasıl açacağımızı, bazı yerlere müdahale edeceğimizi. Böyle durumlarda biz genelde şuraya ekliyoruz gençler bu kodları. Neyse, şimdilik bu şekilde kalsın. Devam edelim. Yönlendir sayfamız tamamlandı. Kapatıyorum bunu. Kayıt ol sayfamızda yapıldı mı? Evet. Yapıldı. Şimdi şu örnek olması amacıyla şu bir kayıt yapalım. Bakalım kaydımız gözükecek mi? İsterseniz şunları da bağlayalım mı? Evet. Peki ben bu linkleri nerede bağlayacağım? Template. Template'te bir kere bağlayacağım. Bütün sayfa otomatik olarak ne olmuş olacak? Evet. Bağlanmış olacak. Kapatıyorum bunu. Evet. Neyi açıyorum yine? Yani gençler, ben sayfalarımda bir değişiklik yapmak istediğimde sadece neyi değiştireceğim? Template'i değiştireceğim, şablonu. Böylece hepsi ne olmuş olacak aynı anda? Değişmiş olacak. Onu sonra düzeltiriz. Ana sayfaya tıklandığında nereye gitsin? İndekse. Ana sayfam indeks. Üye ol sayfasına tıklandığında nerede o? Kayıt ol sayfasına. Kullanıcı giriş sayfasına tıklandığında nereye gidiyor? Giriş sayfasına. Evet, kaydete bastığımda dikkat edin, 4 sayfa birden ne yapmış olacak otomatik olarak? Evet, done dedi, güncellendi. Kapatıyorum. Evet, artık şablonumu kapatabilirim. Bütün sayfalar ne olmuş oldu? Hazır. Tekrar kayıt ol sayfasını açalım. Evet, artık şurada bakın linklerim ne olmuş? Gelmiş. Ben örnek olması amacıyla indeks sayfasında şu kayıtları bir göstereyim mi? Şurada bir göstereyim. Bakalım sağa sola sileceğim. Çünkü siz de takip edersiniz. Üye giriş sayfalarında üyelerimin kayıtlarını herhalde kimseye göstermemem lazım. Ben sırf örnek olsun diye şuraya ne ekliyorum şimdi gençler? Data bölümünden dinamik. Niye eklemiyor? Bakın bir dakika, hatayı alalım. Hatayı alalım bir. Diyor ki, bakın sırayla hem şunu da okumayı öğrenin. Bir diyor, şu aşamaların hepsini yapmış olman gerekiyordu diyor. Bakalım, siteni hazırladın mı? Bakalım. Evet. Hazır, geçiyorum bunu. Document type, PHP, bunda sıkıntı yok. Test server yapıldı mı? Evet. Geçelim. Record set oluşturuldu mu? Bakın zaten tick var yanında, görüyor musunuz? Evet. Bak, 1, 2, 3'ün yanına ok koymuş. Sen ama bir şey eksik kalmış. O da ne? Record set. O yüzden tıklıyorum bunun üzerine ve ne yapıyorum? Record set oluşturuyorum. Ve buna ne diyorum ben? Görüntüleme işleminin yapıldığı record set. Evet. Bağlantı. ID tersten sıralasın. Evet, son kayıttan başa doğru gelsin. Okey diyorum. Evet, şimdi bakın record set oluştu. Hepsinde ne var? Tick var. Şimdi ne yapabilirim? Evet, şimdi gördüğünüz gibi ne oldu? Dinamik tablom geldi. Hangi rekor seti bağlıyoruz? Görüntüyle. Kayıtlar, gençler, beşerli, hatta dörderli gözüksün. Evet, kaydım gördüğünüz gibi bozuldu. Kaydım bozuldu. Ben çünkü şurada 5 parçaya ayırdım resmi. Normalde biz gençler şu köşegen kısımları var ya, şuraları da bölüyoruz böyle. Oraları bölseniz burası böyle bozuk çıkmaz. Şimdi ben şunu arka plan resmi yapsam tekrar şöyle alacak. İsterseniz göstereyim hemen. Template'e geliyorum. Bakın şu resim. Geliyorum kod kısmına. Hem tekrar amaçlı olsun. Şuraya ne diyorum? Background ismine R1 C1 mi? Orta mı bu? Orta R1 C1. Ve resmi ne yapıyorum buradan? Siliyorum. Şimdi bakın. Şimdi arka plan resmi yaptığımız hepsini otomatik olarak bakın. Güncelledi. Şimdi bakın burada sıkıntı var yalnız. Şimdi sayfamıza bakın. Sayfamız sağa doğru uzadı.
Yalnız tasarım bozuldu. Demek ki benim burada şurayı şöyle kestim ya. Şurayı da ayrı kesmem, şurayı ayrı kesmem gerekiyor. Anlaşıldı mı? Evet. Şurada ID gözükmesin. Siliyorum bunu. Nasıl? Nasıl Cem? Delete. Satır kolom diyorum. Sütun gidiyor. Başka ne gözükmesin? Diğerleri gözüksün. Örnek yapıyoruz zaten. Daha sonra ben bu kaldıracağım bunları buradan. Sadece örnek olması amaçlı. Kayıt olduktan sonra yalnız giriş sayfasına gidiyor ama ana sayfaya bastığım zaman açabilirim. Evet, test edebiliriz şimdi. Evet. Tasarımım ana sayfaya basıyorum. Gördüğünüz gibi. Üye ola basıyorum. Kullanıcı girişine basıyorum. Daha kullanıcı girişi hazırlanmadı. Evet. Bütün sayfalarıma gittiğim zaman tasarımda hiçbir oynama yok. Sadece neresi değişiyor? Editable region'ın olduğu bölüm. Evet, üye ol sayfasına gidiyorum. Alt sayfa olarak düzgün bir kayıt yapacağım. Adımı soyadımı yazdım. Kullanıcı adım olarak Cüneyt 67 diyelim. Şifrem gözükmeyecek. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. E-posta yazıyorum. cnyt@hotmail.com. Veri tabanında düzgün kayıtlar olsun. Farkı anlayalım. Telefon numaramızı yazıyoruz. Sonra adresimizi şuraya ne yapıyoruz? Evet, adresime gördüğünüz gibi 100 karakter ne yapabiliyorum? Girilebiliyor. Kaydet diyorum. Evet, kaydınız alınmıştır. Tarayıcı otomatik olarak yönlendirmesi tıklayınız demiş. Buna gerek bile yok zaten. Tıkladığım zaman nereye gidiyor yine? Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir aynı Facebook'ta bir forum sitesinde olduğu gibi bir kayıt daha girmek istiyorum. Sonra kullanıcı girişine geçeceğim. Düzgün kayıtlar almam lazım. Cüneyt 67-1345'ti. Kısa isimli birini alalım. Murat Arslan. Murat Arslan. Kullanıcı adı Muro. Şifresi unutma. Şifren çok zor. 1-2-3. Şifre tekrar 1-2-3. Daha bunları yapmadım. E-postalarını şimdilik sallıyorum. Evet, şu anda sayfamız hazır. Şimdi bir kullanıcı girişi sayfamızı hazırlamaya geldik. Ara sayfaya basıyoruz. Evet, son kayıt başa geldi. En son Murat'ı kaydetmiştim. Deskenlik ettiğim için. Ara sayfama döndüğüm zaman ne olmuş oldu? Kayıtlarım görüntülenmiş oldu. Evet, ama ben dediğim gibi gençler, ben üye kayıtlarımı göstermem. Saçma olur değil mi? Şimdi ne yapıyorum o yüzden? Gidiyorum ve üye kayıtlarını gösteren indeks sayfamdan şu tabloyu ne yapıyorum? Siliyorum. Bunu ben sırf üye kayıtlarımızı görüp görmemediğimizi şey yapmak için koydum. Evet. Siliyorum bunu. Tamam. Evet. İndeks sayfam ana sayfa. Evet. Kayıt ol sayfasından sonra şimdi neye geliyoruz biz? Evet. Giriş sayfamıza. Şu düzenlenebilir alanı sadece zaten buraya müdahale edebiliyorum. Şimdi de buraya ne hazırlayacağım ben? Ne hazırlayacağım? Kullanıcı girişi hazırlayacağım. Doğru mu? Ne diyelim buna? Kullanıcı adı diyelim. Yalnız bir şey unuttuk. Buraya ne? İlk yapacağım iş ne? Form hazırlayacağız. Evet, buraya bir form ekliyorum. Ve bu forma isim veriyorum. Form 1 değil. Bunun adı da giriş. Hatta giriş formu diyelim. Tamam. Hatta üye giriş formu olsun. Güzel isimler verirseniz programın geri kalan kısımlarını rahat edersiniz. Onu söyleyeyim. Ve buraya ne hazırlıyorum hemen ben? Kullanıcı adınız diyorum. Ve karşısına bir kutu koyuyorum. Şuraya veri tabanında alakalı bir isim verelim. Kullanıcı adı. Altına da ne koyuyorum? Şifre.
Hemen bir kutu koyuyorum. Buna ne diyelim yine biz? Allah, şu büyük parola diyelim. Hep aynı isim vermek zorunda değiliz herhalde, değil mi? Olmaz, olmaz. Bir tane buton koyuyoruz buraya. Ve bu butonumuzun ismine de, submit'in ismine de giriş diyoruz. Yunus Emre, neyi unuttuk? Evet, Yunus Emre bu konuda gayet iyi. Şifreyi ne yaptık? Password olarak ayarlamış olduk. Evet, şu anda kullanıcı adı sayfamız tamam. Şimdi neye geldik? Burada yalnız bir bindings yok. Doğru mu? Şimdi buraya gençler, şu data bölümünde user işlemleri var. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Log in user ne demek sizce? Giriş ya. Kullanıcı girişi. Log out user. Kullanıcı. Şu neydi peki? Şey, doğru söylüyor Aslı. Bu yalnız kayıt ol sayfasında eklenecekti. Aslı. Bu gençler, şu sayfa, pardon gençler, pardon Aslı. Evet, check, kontrol et. Neyi kontrol et? Kullanıcı adını. Yani kullanıcının girdiği kullanıcı adını ne yapmak için? Ama bunu nerede kontrol edeceğiz biz? Kayıt ol sayfasında kontrol edeceğiz. Şimdi kontrol edeceğimiz kutunun adına bakalım, unutmayalım. Neymiş adı? Şimdi şu kutuyu kontrol et. Nasıl? Check it. Şimdi kontrol edilecek kutunun ismi ne? Cool. Peki. Buraya bir sayfa lazım. Eğer varsa bu kullanıcıdan bir tane sayfa lazım. Zaten kayıtlı.php diye bir sayfa hazırlıyorum. Dersimiz bitiyor mu burada? Evet. Video bitmiyor. Devam ediyoruz. Evet. Bir sayfa daha açıyorum. New diyorum. Şşt, sessiz ol. Sayfamızın adı ne olacak? Zaten. Kalkma. Devam ediyoruz örnek. Zaten kayıtlı.php sayfam hazır. Ve bunun içerisinde ne yazıyorum? Böyle bir kullanıcı vardır. Lütfen farklı bir kullanıcı adı seçiniz. Onu ileride yaparız Aslan. Şu örneği bitirelim. Zaten kayıtlı, tamam mı? Kayıt ol sayfasında kontrol yaptık mı? Evet. Daha önce kayıt yapmış. Mesela iki tane kaydımız var. Evet. Cüneyt 67, Muro. İki tane kayıt. Eğer adam böyle bir kullanıcı adı seçerse, biz hangi sayfaya yönlendirdik bu adamı? Peki nereden yaptık bunu? Şu login user'dan check new username. Şimdi gençler, şu restrict access to page diyor ya. Burada mesela ilk sayfa açıldığında hangi sayfa açılacak? Normalde index değil mi? Pardon, hesabınız açılacak. Hesabınız açılmadan önce önüne bir engel koymak isterseniz bunu koyuyorsunuz. Kilit. Biz de o kilidi hangi sayfayla koyacağız? Giriş. Giriş sayfasıyla koyacağız. Tamam. Bir şey sorabilirim. O da şey, hani her sayfayı göremiyor. Evet, aynen öyle. Yani hesap sayfasına ulaşmak istediğinde hangi sayfa gelecek önüne adamın? Hep giriş sayfası. Şimdi isterseniz şu giriş sayfasını bağlayalım biz. Bağlayalım. Nereden bağlıyoruz? Login user diyorum. Şimdi bağlamaya başlıyoruz. Formumuzun adı? Kutularımın ismi, kullanıcı adı ve parola. Şimdi bağlantı, veri tabanına bağlantı kuruyorum. Üyeler tablosu. Bak, veri tabanımda adı, kullanıcı adı. Password'ün yeri. Peki giriş doğru yapıldığı zaman nereye gitsin bunun sayfası? Adam hesabına ulaşsın. Peki
Yanlış olursa nereye gönderelim bu adamı biz? Evet. Bakın adam doğru giriş yaparsa hesabına ulaşabilsin. Yanlış giriş yaparsa girişebilsin. Anlaşıldı mı? Şu alt kısmı daha sonra açıklayacağım. Şurası. Bu da söylemiştim daha önce herhalde bunu. Neyse. Şimdi zaman vaktimiz sınırlı. Geçelim bunu. Evet. Bağlantı bitti. Yalnız bir tane daha sayfa açalım. Ne sayfası? Sayfa oluşturmak çok kolay. Neydi bunun adı? Hesabım.php. Evet. Ve şuraya da ben en son burada bırakmıştım zaten. Bundan sonra sesyonlar gelecekti. Bu videomuz böyle bitsin. Hoş geldiniz diyecek. Sonra yanına neyi koyacağız biz? Yok, adamın adı soyadı yazacak. Bir de şuraya ne diyelim biz? Çıkış. Evet. Şimdi gençler, giriş sayfam bitti mi? Evet. Bitti. Yalnız şu hesabın sayfasına çıkış dedik. Bu ne için? Oturumu kapatmak için değil mi? Şu çıkış yazısını seçiyorum. Ve buradan neyi seçiyorum çıkış yapması için? Dokümanım bozulmuş. Bakın. Document type. Evet. Düzeldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kez daha seçebilirim. Böyle olduğu zaman açıp kapatın gençler. Evet. Basıyorum. Peki. Diyor ki link çıkış işleminde çıkış yapması için çıktıktan sonra nereye gitsin? Tekrar nereye gönderelim bunu? Tekrar. Evet, giriş sayfası. Facebook'ta da öyle oluyor değil mi? Giriş sayfasına geliyor. Okey diyelim. Evet, hemen bütün işlemlerim gerçekleşti. Evet, indeks sayfasını ne yapabilirim? Son kontrolümüzü yapıyoruz. Eğer bir hata yaptıysak görürüz zaten. Evet, ana sayfamız açıldı. Açıldı. Üye ol sayfasına geliyoruz. Bu sefer Ali'yi kaydedelim. Kullanıcı adı Ali olsun. Şifresi 1-2-3 olsun. Şifre tekrar doğru girelim. E-postası. Bunları sallayalım şimdilik. Vaktimiz yok. Bu tabi buraya telefon numarası yazılacak. Adresi yazılacak. Kaydet dedik. Tarayıcımız işte giriş sayfasına gidiyoruz. Şimdi ilk öncelikle şunu bir deneyelim. Şifrem 1-2-3-4-5 değil mi benim? Bakalım giriş yaptığım zaman nereye gitmesi lazım? Hesabım sayfasına. Yanlış olursa bu zaten çıkar. Evet, gördüğünüz gibi hesabım.php sayfasına geldi. Hoş geldinizden sonra yanına benim adımın soyadımın yazmasını sağlayacağım ben sesyonlarla. Çıkış deyince ne yapması lazım? Oturumu kapatması lazım değil mi? Hop, gördüğünüz gibi daha ne yaptı? Tekrar girişe gönderdi. Yanlış gireyim bakalım. Cüneyt 67 yazdım ama şifremi yanlış yazdım. Gördüğünüz gibi tekrar giriş sayfasına gitti. Muro 1-2-3'tü değil mi? Evet. Giriş yap diyorum. Evet, hesabım noktasına giriş yapıyor. Şurayı ben veri tabanından adınızı soyadınızı sesyonlara yerleştireceğim. Oturum açık olduğu sürece ne yapacak burada? Sizin adınızı soyadınızı yazacak. Çıkış yapıyorum. Doğru. Bir şey unuttuk yalnız. Üye oldu. Şu adı soyadını falan yazıyoruz ya. Daha önce kayıtlı olan bir Ali kaydı vardı değil mi? Evet. Ali isminde bir kullanıcı adım vardı. Bir dakika kızım. Şunu bitirelim. Evet. Nereye gönderdi? Zaten kayıtlı sayfasına gitti. Yani böyle bir kullanıcı var. Lütfen farklı bir kullanıcı adını seçiniz. Yani burada şu kullanıcı adını ne yapmış oluyoruz? Bu MSN'de şu şekilde oluyor. Siz butona basmadan otomatik olarak siz geçen sene de görmüştük. Sunucuyla bağlantıya geçiyor. Text box'a yazının hemen yanına yazıyor. Bizde ise nasıl bu şu an? Butona bağlı. Butona bağlı. Evet, üye ol sayfamız tamam. Kullanıcı girişimiz tamam. Bir kez daha kontrol edelim. Ali 1-2-3'tü değil mi? Evet. Doğru girişte hesabına gidecek.
Evet. Yanlış da Ali yerine Ali'ye yazdınız. 1, 2, 3, 4 çiftliği de yanlış yazdınız. Evet, ne yapıyor tekrar? Giriş sayfasına yönlendiriyor. Evet, bekleyin. Bu videomuzda bir özetini yapalım. Daha önce hazırladığımız bir tasarımı aktar template olarak buraya hazırlamıştık. Bu şablonumuza bağlı olarak sayfalarımızı açtık. Öncelikle kayıt ol sayfamızı hazırladık. Evet. Ve kayıt ol sayfamızdan sonra giriş sayfamızı, yani üye giriş sayfamızı hazırladık. Bununla bağlı olarak işte zaten kayıtlı hesabım sayfasını ve çıkışları hazırladık. Bu videoyu şurada bırakıyoruz. Bundan sonraki sayfamızda videomuzda hesap oluşturmayı, yani üye hesabı oluşturmayı göreceğiz. Profil resmi eklemeyi ve kullanıcının daha doğrusu güncelleme yapabilecek değil mi verileri üzerinde. O sayfaları göreceğiz ve bu videomuzu bu şekilde ne yapıyorum? Sonlandırıyorum.